Bir gün öldüğünde hayatın rüyalarla aynı maddeden, aynı malzemeden yapıldığını anlayacaksın. Bir gün başarılı olduğunda heyecanın başarıdan kadar etkili olmuş olduğunu anlayacaksın. Çünkü heyecan, heyecan ne demek biliyor musun güzel dostum? Heyecan, cana heyheyler gelir, biz buna heyecan diyoruz. Cansız olan heyecansız olur, canlı olan daima, hele bir başarı varsa, hele istediği bir başarı varsa daima heyecanlıdır. Şimdi hayallerin, rüyaların ve heyecanın başarıda ne kadar etkili olduğunu izlemek istiyorsan benimle kal. Başarı için güzel dostlarım, böyle bir sıralama vardır. Önce heyecanlanırsın, bir hayalin vardır. Bir istediğin, başarılı olmak istediğin bir nokta vardır. O aklına gelince önce heyecanlanırsın. Sonra başarıya doğru yaklaşmaya başlayınca korkmaya başlarsın. Sonra kaygılanmaya başlarsın. Sonra kaygıdan paniklemeye başlarsın. En başarıya en fazla yaklaştığın sırada panik başlar. Bu nasıl oluyor biliyor musun güzel dostlarım? Mesela biz ne diyoruz? Düşünce. Bakın düşünce. Kelimeleri ayırır mısınız? Az önce heyecan dedik ya, cana heyheyler geliyor. Sonra akla bir şey düşüyor. Düşünce. Düş ne? Düş hayal. Akla bir şeyler düşüyor ve sen heyecanlanıyorsun. Düşünce ne? Düş geliyor. Yani bir hayal geliyor. Her şeyi arkadaşlar önce düşünürüz sonra yaparız. Önce yemek yemeyi düşünürsün sonra yemek yersin. Önce ev almayı düşünürsün sonra ev alırsın. O akla bir düşer. O akla düşer ve o düşünce de, bak düşünce, o düşünce de heyecanlanmaya başlarsın. Sonra böyle hayal ettiğin şeye yaklaşmaya başlayınca bu defa ne olmaya başlar güzel dostum? Sınavlarda olur bu genelde. Korku başlar. Korku. Kor ne? Ateş. Yüreğe bir ateş düşer. Yine hayal gibi. Yüreğe ateş düşer. Böyle sonra o korkuyla beraber o heyecanla korku, artık o heyecan korku tarafına geçmiştir. Korku tarafı, kor ateş yüreğini yakar. Rocky'nin filmini izlemiş miydin? Şöyle diyordu. Korku ateş gibidir. Zaten kor. Fazla yaklaşırsan yakar seni. Uzaklaşırsan üşürsün. Yani heyecanın olması, korkun olması başarı da bizim için o kadar önemli bir adımdır ki. Sonra biraz daha yaklaşınca kaygılanmaya başlarsın. Kaygı. Kaygı ne? Kaybetme korkusu. Artık ibre yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyordur. Çünkü sen başarıya iyice yaklaşmışsındır. Ve sonra biraz daha yaklaşınca ne olur güzel dostum? Paniklemeye başlarsın. Düşünsene sınava giriyorsun. Yıl boyunca sınava hazırlanıyorsun ve sınava giriyorsun ve sınav önce panik halindesin. Kalemin burada mı? Kimliğin burada mı? Şu burada mı? Tam başarıya çok yakınsın. Paniklemiş durumda. Panik nedir biliyor musun güzel dostum? Tüm hücrelerinle aynı şeye odaklanmaktır. Odak ne? Güneş havada. Güneş ışınları tüm gün dünyaya geliyor ama bir nazenin bir gül yaprağını bile yakmıyor. Ama sen o güneş ışınlarını bir cam parçasını bir taşa odakladığın zaman taşı yakıyor. Odaklanmak bu kadar etkilidir. Ve sen paniklediğin zaman tüm hücrelerinle bir şeye odaklısındır. Ne gibi biliyor musun? Seyit Onbaşı gibi. Seyit Onbaşı o 280 kiloluk malzemeyi nasıl kaldırdı? Çünkü gemiler gidiyor. Gemiler gidiyor ve ülke elden gidiyor. Seyit Onbaşı o panikle, tüm hücreleriyle panik var. O panik varken o kadar güçlü oluyor. Bazı dostlar diyorlar ki iman gücüyle kaldırdı. İman gücüyle kaldırıyorsa eğer, sonra da kaldırsın imanım azaldı. Yok, imanı aynı ama şimdi o tehlike durumu yok. Dolayısıyla güzel dostum, başarılı olmak istiyorsan heyecanlanacaksın, korkacaksın, kaygılanacaksın ve sonunda panikleyeceksin. İşte o zaman tüm hücrelerinle tek bir tarafa odaklanmış olacaksın. Sınavdasın ve düşünsene, sınavdasın. Eğer panik halindeysen o sırada, o sınıfta olan sesler falan umurunda olmaz. Güneş yüzüne vuruyormuş, umurunda olmaz. Ama başında bekleyen o gözetmenin topuğunun sesi, ayakkabısının sesi, hiçbir şey duymazsın. Çevrende çıkan sesi hiçbir şey duymuyorsun. Tüm hücrelerine tek bir şey odaklısındır.
başarılı olmak istiyorsan heyecan olacak. Ne zaman heyecan olur biliyor musun güzel dostum? Bir şeyi elde etmek istediğin bu zihnine oturdu, aynı zamanda da kalbin oturdu. Bir şey hem kalpte varsa hem zihinde varsa işte orada disiplin başlıyor. İşte orada heyecan başlıyor. Ve anlıyorsun ki doğru yoldasın. Evet güzel dostum. Bilim adamları ne diyorlar? Diyorlar ki bir insan elde edemeyeceği bir şeyi hayal edemez. Evet. Bir şeyi biz istiyorsak önce hayal ederiz, sonra bize gelir. Her şey hayat iki defa yaratılmıştır. Önce zihinsel, sonra fiziksel. En basit bir şey bile, çorap giymeyi bile başarmak için ne yapman gerekiyor? Önce çorap giymeyi hayal edersin, sonra çorabı giyersin. Önce su içmeyi hayal edersin, sonra suyu içersin. Hayatta her şey iki defa yaratılır. Önce zihinsel, sonra fiziksel. Düşündüğün her şey senin olur. Emin ol bu konuda. Ve az önce söylemiştim. Öldüğünde hayatın rüya ile aynı maddeden, aynı malzemeden yapıldığını anlayacaksın. Rüya ne? Hayal. Rüya ne? Düş. Düşünce, düş, hayal. Hepsi aynı şey değil mi güzel dostum? Onun için nerede olmak istiyorsun? Orayı bir hayal et. Bir bak bakalım oraya. Oradaki sen nasıl? O olduğun noktayı hak ediyor musun? Onu bir hayal et. Oradaki bir sana bir bak. Ve başarılı olmak istiyorsan en keskin formülü söylüyorum şimdi sana. Başarılı olmak istediğin noktadaki seni 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonraki seni neyse o hayalin onu bir düşün ve oradaki sana bak ve oradaki sana şunu sor. Nasıl başarılı oldun? Neler yaptın? O hayalindeki o başarılı olmuş sen sana tavsiyelerde bulunsun. Biliyorsun işte yumurta içeriden kırılırsa hayat başlar, dışarıdan kırılırsa hayat biter. Nasıl başarılı olacağını en iyi sen biliyorsun. Neyin eksik, neyin fazla en iyi sen biliyorsun. Ve bu konuda güzel dostum önce hayal ettin ya, sonra ne yapıyorsun? Sonra eyleme geçiyorsun. Çünkü insan dört boyutlu bir varlık. Zihin, beden, kalp ve ruh. Zihinde bir şey istedin, kalbinde sevdin. Vicdanen rahatsın, ruhun istiyor bunu senden. Ve sonra bedensel olarak da eyleme geçmen lazım. Vehbi amcayı biliyor musun? Vehbi amca diye bir amcamız var ve bu amca bir dükkan işletiyor. Ve her gün sabah 6'da dükkan açıyor ve diyor ki Allah'ım akşam mümkün olduğu kadar geç olsa da ben çok satış yapsam. Ve akşam 8'de 9'da dükkanı kapatıyor. Sabah 6'da açıyor, akşam 8'de 9'da dükkanı kapatıyor. Bir de Veli amca var. Veli amca da manav. Bu da sabah 9'da 10'da geliyor, manavı açıyor. Saat 3'de 4'de manavı kapatıyor ve tek bir derdi var. Diyor ki şu kasap Ali Efendi'yi tavlada marş edebilir miyim acaba? Tabii arkadaşlar yıllar geçiyor. Yıllar geçiyor ve manav Veli Efendi kasap Ali Efendi'yi tavlada marş ediyor. Çünkü ne hayal edersen onu yaşarsın. Yıllar geçiyor. Vehbi amca da oluyor. Vehbi koç. Bize ne diyorlar? Az aşım ağrısız başım. Az aşım ağrısız başım. Bize arkadaşlar fakirliğe kodluyorlar. Öyle değil. Hiçbir din fakir ol demez sana. Hiçbir felsefe fakir ol demez. Biz her alanda zenginliğe kodlu olmamız lazım. Kültürümüz zengin olmalı. Bilgimiz zengin olmalı. Çok olmalı. Fazla olmalı. Paramız çok olmalı. Fazla olmalı. Mutluluğumuz, huzurumuz, sevgimiz, her şeyimiz çok olmalı. Cömert olmak istiyorsun değil mi? Az olanı veremez. Hatta var olanı da veremez. Çok var olanı verebilirsin. Sevgi vermek istiyor musun? Çok fazla sevgi varsa sevgi dağıtabilirsin, sevgi verebilirsin. Çok cömert olmak, para vermek istiyor musun? Çok fazla paran varsa verebilirsin. Paran sadece sana yetiyorsa veremezsin. Çok var olanı verebilirsin. Hiçbir felsefe, hiçbir akım fakirliği tavsiye etmez. Siz boş verin, fakir ol diyenlere, az aşırım, ağrısız başım diyenlere. Bize gerekli olan şey zihinden istiyorum, kalbim istiyor, ümit peşindeyim. Ne kadar mücadele ediyorsun ve acıya ne kadar dayanabilirsin? Her gün sabah 6'da dükkan açmaya, akşam 9'a kadar çalışmaya dayanabilir misin? Ne istiyorsun bu hayattan? Kendine soracağın şey şu, o hayal için ne kadar acıya dayanabilirim? Hayat çok sert vurur. Hayat çok sert vurur. Normal insan gibi vurmaz. Hayat çok sert vurur. Vurur ve yeri öpersin. Mesele yeri öpmek değil ki.
Mesela o acıya dayanarak tekrar ayağa kalkabiliyor musun? Çünkü herkes düşer, herkes yere çarpar. Başarılı olmuş ve yeri öpmemiş bu dünyada hiçbir insan yoktur güzel dostlarım. Hayat sana çok sert vuracak, yeri öpeceksin. Boks maçlarını düşünsene. Yumruğu yersin, yeri öpersin ama maç bitmez. Yeniden ayağa kalkabiliyor musun? O acıya dayanarak yeniden ayağa kalkabiliyorsan maç devam ediyor. Sevgiyle kalın güzel dostlar. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.